Arkadaşlar, Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Yeni bir bölge ve yeni bir keşifle yine karşınızdayız. Farklı medeniyetlerin yaşadığı bölgedeyiz arkadaşlar. Aşağıda koca bir dere var. Büyük ihtimalle de burada birçok medeniyetin yaşadığına dair düşüncelerimiz var. Çünkü geldik, yaşamlarına ait izlere rastladık. Burada eski insanlar yaşamış ve değerli eşyalarını buralara bırakıp gittiklerini biliyoruz. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Bu bölgenin güzelce bir taramasını yapacağız. Sinyal tespitini yapacağız. İnşallah kayda değer bir sinyal yakalarız. Ve hep beraber bu çevrede bir takım eşyalar, güzellikler var mı? Değerliler var mı? Onları göreceğiz. Ve Bursak'ta hep beraber buna şahit olacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar, eski insanlar yerleşim yerlerini terk ederken eski çeşmeler, değirmenler veya yaşamış oldukları hayvanlarını besledikleri eski ahırlar gibi yerlere değerlilerini işaretler nezdinde bırakarak yaşadıkları yeri terk edip gidiyorlar. Neden bırakıp gidiyorlar? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Göç etme esnasında eşkıyalar tarafından kervanları veya işte hayvanları veya yolları kesilip değerli eşyaları üzerinden alındığı için eşyasız bir şekilde, değersiz bir şekilde bu yaşamış oldukları bölgeyi terk ederken değersizleri, değerlileri bir yerlere gömüp sağlıklı bir şekilde varacakları yere varıp canlarını kurtarıp ondan sonra ortalık sakinleşince tekrar dönüp o malzemelerini alma ümidiyle bir yerlere gömüyorlarmış. Bunları biliyoruz. Şimdi burada onlara ait bir takım şeyler var. İzler, işaretler var arkadaşlar eski insanlara dair. Biz de onların peşine düştük. Güzel bir keşif yapabilmek için buraya geldik. Burada gerçekten onlara ait şeyler var, izler var. Ne yapıyorlar? Yığma kayalıklar yapıyorlar işte malzemelerini gömmek için. Ne yapıyorlar? İşte çeşmelerin, ahırların yakınlarına, bir yerlerine gömüyorlar. Biz de burada yığma bir kısım yakaladık. Şimdi oranın incelemesini yapacağız. Gerçekten kayda değer bir kısım. Hep beraber bakalım. Bu yığma kısım size de gerçekten bir şeyler katacak mı? Hep beraber görelim arkadaşlar. Şöyle oba. Kamerayı da fazla meşgul etmeden. Bakın, burada yığma bir kısım var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 tane farklı parçadan oluşan bir kısım var arkadaşlar. Şöyle tepeden de göstereceğim size. Aşağı doğru da burası iniyor ve aşağıda da güzel bir kısım var. Şöyle göstereyim, bakın şu aşağıda. Şurası boş bir alan arkadaşlar. Eğer sinyallerimiz aşağı bir kısmı gösterirse oraya ineceğiz. Yukarıda yok, kayalıkların hakim noktasında olursa orada veya farklı bir açıda olursa o tarafa doğru yönleneceğiz. Sinyal tespiti yapacağız. İnşallah kayda değer bir sinyal buluruz ve bunu size sunmaya çalışacağız. Bizimle kalın arkadaşlar. Bizi takipte kalın. Alan taramamızda nasıl sinyal tespit ediyoruz? Alan taramayla sinyal tespit ettikten sonra dedektörümüzde sinyalin doğruluk derecesini nasıl onaylıyoruz? Daha sonra yeraltı görüntüleme ile bulmuş olduğumuz sinyalin grafiğini nasıl çıkartıyoruz? Daha sonra nasıl bir çalışma yapıyoruz? Malzeme nasıl çıkıyor? Bunları seyredebilmek için lütfen ama lütfen videoyu başından sonuna kadar güzel bir şekilde takip etmenizi istiyorum. Ve olaya başlamadan önce de bir keşfimizin, maceramızın şerefine şöyle bir like işaretini istiyorum sizden arkadaşlar. Hadi bize rast gelsin. Evet, bugün yine küçük defineci misafirim. Hoş geldin küçük defineci. Nasılsın, iyi misin? İyi. Yeni macera için bir şey söylemek ister misin seyircilere? Yeni maceramız çok heyecanlı olacak. Evet, bence de olacak değil mi? Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Tekrar hoş geldin. Sen şöyle güzelce bir kameranı çek. Evet. Biz de şöyle güzel bir olayımıza girelim. Tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar, bölgemiz güzel. Sinyal tespiti yapacağız. Kayda değer bir sinyal varsa, hangi noktadaysa oraya yöneleceğiz. Ve orada
güzel bir çalışma başlatacağız. Ümidindeyim. Tabii sinyal yakalarsak şimdiden başarılar diyorum. Hadi bize rast gelsin diyorum değil mi? Şöyle ben yukarı çıkacağım. Bakalım yukarı hakim noktadan sinyal tespiti yapmaya başlayacağım. İnşallah kayda değer bir sinyalimiz vardır. Ümidindeyim. Büyük ihtimalle yığıma olan kısımdan sinyal alacağız ama yine de ben çevreyi net olarak görmek istiyorum. Net olarak sinyal nereden geldiğini veya varsa sinyal nereden geldiğini görmek istiyorum. O yüzden hadi yağ nasip diyoruz. Evet. Alan taramayla başlıyoruz arkadaşlar. Alan taramamız Hakan Dedektör Model 15. Merak eden arkadaşlar için şöyle ufak bir tanıtım da yapalım. Aşağı kısmı gösteriyor. Biz de aşağıya doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Sen şöyle yukarıdan bak. Bakalım bak. Bak geri çektik yani. Evet. Demek ki bu kayalıklarda. Kayalıkları da gösteriyor. Hop. Evet. Zaten buranın yığımı olmasından belli ya. Burada bir sinyal var. Sinyal var. Ben buradayım diyor ya. Tamam mı? Ne yapacağız? Biz buranı bir de farklı bir açıdan. Sen orada bekle, ben de şu aşağıdan tekrar aktive edeyim de bir geleyim bakayım. Aynı noktaya gelecek mi? Anlaştık mı? Anlaştık. Okul nasıl gidiyor bu arada? İyi gidiyor. İyi mi? Evet. Kodlamalar, modlamalar nasıl? İyi gidiyor. İyi mi? Sevindim senin adına. Gerçi ben oğlum olduğu için ben takipteyim. Sadece sizinle farkınıza varması için kendisini soruyorum. Tabii ki ben yakın takipteyim. Allah razı olsun kendinden. Derslerine falan çok iyi bakıyor. Çok güzel çalışıyor. O yüzden biz bundan razı olduk. Bizden razı olduk inşallah. Evet arkadaşlar, alan taramamızı tekrar aktive ettik. Bakalım hangi açıya yönelecek. Futbol nasıl gidiyor? O da iyi gidiyor. Neler yapıyor futbol? Ya, antrenmanlar, antrenman maçları falan. Gol atabiliyor musun? Evet. Ciddi misin? Evet. Aynı yerden sinyal aldı, görüyor musun? Evet, farkındayım. Evet. Tam olduğu yerden. Aynen. Bir boşluğuna bakalım mı? Olur. Sen şöyle biraz geniş açıdan ve net bir şekilde çekmeye çalış. Teşekkür ederim. Biraz hafif yaklaşabilirsin. Ses de net çıksın. Bayağı bir rüzgar var. Şöyle alan taramanın boşluğuna takıyorum arkadaşlar. Şimdi boşluk kontrolü yapacağım. Evet. Sinyal aldı. Evet, güzel bir sinyal aldık şu noktada. Şimdi boşlukla buranın ne kadar boş olduğunu, içeri doğru bir alan gidiyor mu onu göreceğiz. Evet. Kayda değer bir boşluk yok arkadaşlar. Yok yani. Varsa da, şu an dönüyorsa da bilin ki kayalar arasındaki boşluktan dolayı dönüyor. Veya malzemenin olmasından dolayı dönüyor. Şimdi dedektörümle buranın kontrollerini sağlayacağım. Dedektörle alan tarama minerale de dönebilir arkadaşlar. Dedektör tamamen şu an değerli de. Bir dedektörle de bir kontrolümüzü sağlayalım, net bir şekilde bakalım değil mi? Evet. Dedektörümün kurulmasını bekliyorum. Kurulsun bakalım. Kameramanlık zor mu? Yani dağda taşta birazcık zor. Evet. Düğün salonunda olsa net çekerim diyorsun yani. Evet. Bizim işimiz de bu evlat. Yapacak bir şey yok yani. Değil mi? Sağlık olsun diyeceğiz. Yani. Şöyle topraklama yapalım değil mi? Topraklama yapalım. Bakın ne var. Var mı şeyler? Mineral bir şey var mı? Yok. Bakalım bakayım. Evet. İlk sinyal aldığımız yer, görüyor musun? Evet. Şuradan almıştık. Görüyor musun? Gördüm. Sinyal almaya başladı. Evet. Sinyali kaptı yani. Bir bakalım komple. Bakayım daha nerelerden sinyal alacak. He? İki yerden mi sinyal aldı? Evet. Evet. Güzel bir sinyalimiz var.
Şöyle bir hakim noktaya çıkayım mı? Buradan çık, buradan. Nereden? Buradan. Oradan mı çıkayım? Dur. Aynen. Buradan daha rahat çıkarsın. Daha rahat çıkarız. Evlat sen bu işi biliyorsun be. Ben yaşlanmışım. Bak görüyor musun? Değerliye bak. Ayrımına bakıyorum bakayım ne var. %40 civarında değerli diyor. Evet daha yeni sinyal almıştık şimdi. Gitti. Gitti mi? Bir aşağıdan bir bakalım bakayım ayrımını. İkinci sinyal aldığımız yerin. Bak bu kasa içe doğru giden bir kasa. Yığma mı? 33 değerlerinde yine güzel bir sinyal var. Hemen sinyal alıyor. Ben buranın bir de yer altı görüntülemesine bakayım. Tamam mı? Tamam. Şöyle yer altı görüntülememizi aktif edelim. Dedektörümüz de Aziz K37 arkadaşlar. Başladığımdan beri kullandığım harika bir cihazlardan bir tanesi. Daha doğrusu tam olarak iş bitirici bir cihaz diyebilirim Hakan. Aziz K37 için. Daha sonradan aramıza Kornat'ın GRH Plus'u, yeraltı görüntüleme cihazı katıldı arkadaşlar. Şimdi bununla da buranın grafiğine bakacağım. Bakalım nasıl bir güzellik var burada. Hep beraber görelim. Şimdi onun koruması için Bluetooth'u. Evet. Bluetooth'u bağlıyorum. Şöyle göstereyim. Böyle bir bağlanma şekli var arkadaşlar. Şimdi bağlı bu. 3B tarama diyeceğiz. Ve buranın taramasını yapacağım. Üç boyutlu demek değil mi? Aynen. Yani şu an telefonda tarama yapıyor galiba. Evet. Evet, grafiğimiz çıktı. Bak. Şu sinyal aldığımız kısım var ya, şurası bak. Şu kroki gibi bir şey. Aynen, kırmızı olan kısım. Şu sinyal almış olduğumuz kısım, tamam mı? Evet. Şimdi şöyle göstereyim. Bak. Bak şu kırmızılığı görüyor musun? Malzeme burada bir yerde yani, şurada. Şurada bir yerde. Ne yapacağız? Buranın çalışmasını yapacağız. Başlatacağım daha doğrusu. İnşallah güzel bir şekilde sinyal alırız. Şöyle malzememizle yeraltı görüntülememizle kalıbına koyalım. Sağlam bir yere kaldıralım. Zarar görmesin değil mi? Evet. Zarar görürse iş yapmaz. Aynen. Bugün de bayağı rüzgar varmış. Evet ya. Bölgede bayağı güzel rüzgar varmış. Ne yapacağız? Sen şimdi şu el malzemelerini bana bir getir. Tamam mı? Tamam. Ben de şuranın şöyle yakın bir çekimine gireyim. Bakalım burada ne var ne yok. Şöyle ayrıntılara bir bakalım bakayım. Kayalıklar gerçekten kayda değer güzel kayalıklarmış. Bir iz işaret var mı? Ona bakıyorum. Bir oyma gibi bir durumlar yok herhalde burada.
Var mı? Ha, gördün mü sen? Oyuna ben rastlamadım ama. Rastlamadın mı? Evet. Hı, acaba neden? Ha? Getirdin mi malzemeleri? Ha, bakalım bakayım. Sen gel, gel güzel bir şekilde. Ben şuranın açılımını yapacağım. Al bakayım. Hoppa. Bu mikrofonların olduğu yerden tutmamaya gayret göster. Tamam mı? Şöyle güzel hakim bir noktaya geç veya orada dur. Şurada dur. Tamam. Şurada da durabilirsin. Gel burada da. Gel bakayım. Hoppa. Aynen. Şöyle. Evet. Şu elinle fazla müdahale etmiyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Heh. Net bir şekilde çıkıyorum değil mi? Biraz daha geriden alabilirsin şuradan. Bu İyi. İşi biraz daha öğrenmiş olman gerekiyor. Evet. Öğrendin mi? Öğrendim. Aferin sana. Ben şöyle geleyim biraz arkadan tamir edeyim. Görüyor musun? Yığma taşlar olduğu için hemen dökülüyor. Evet bak. Bak toplama taş görüyor musun? Sinyal aldığımız kısım. Şu ve şurada yani şu bölgede bir yerde tamam mı malzeme? Ama bunu parçalaya parçalaya dökelim ki çok büyük zararlar görmesin. Evet. Parçalanır mı? Uğraşırsak parçalanır tabii. He? Uğraşırsak parçalanır. Öyle mi diyorsun? Evet. Bak gördün mü? Hı hı. Parça daha koptu. Çekicin diğer ucuyla vursana. Dur bir saniye. Şunları alalım da. Kayaların ne tarafa döküleceği belli değil. At o tarafa doğru. Pointerimiz nerede? Pointer şuraya. Sen şey yapma, kamerayı çok fazla oynatma, tamam mı? Tamam. Sen kamerayı sabit tut sadece. Kameranın çok fazla hareket etmesi hoş değil yani izleyenler için. Çünkü baş ağrısı yapıyor veya baş dönmesi yapıyor. Tamam. Ne kadar sabit olursa o kadar iyidir. Bak görüyor musun? Arkaya doğru gitti. Sırası gelen gidiyor. Değil mi? Gel şöyle şu açıdan. Buralarda bir göster.
burası olabilir. Görüyor musun? Evet. Kolay çıkıyor ama. Değil mi? Evet. Dediğin gibi düşüyor. Dikkat et. Tam bir tutsak kıvamında ya. Bak onu itersen üstteki de düşecek. Aynen. Şimdi sırasıyla açmamız lazım buraları. Aynen. Önce üsttekini al. Çekiş nerede? Bence açılır. Ama bayağı zorlayacak gibi. Öyle mi? Evet. Bence onun bir kolayı vardır. Ha? Olabilir. Bence yığma taşların mantığı puzzle gibi. Teker teker çıkarmak lazım. Çok toz geliyor değil mi? Aşağıdan evet. İnanılmaz toz değil mi? Yapışıyor. Hı hı. Lava sıcak ya. Evet. Sincan kontrolü yapsak mı? Ha? Bence bir yapalım. Yapalım. Sen şöyle gel bakayım. Şu tarafa. Şu taraftan bir gör bakayım orayı. Dikkat et, düşme. Hı hı. Anlaştık mı? Makinenin ayarları gitmiş. Makinenin ayarları gitmiş. Uzun zaman kullanmadığımız için mi acaba? He? Uzun zaman kullanmadığımız için mi? Hayır. Elin değmiş bak buraya.
Dur bir ayarlayayım ben bunu da. Tamam. Şey nerede? Pointer orada. Pointer burada. Aa, şeyle. Dedektörle. Dedektörü oraya koyarken biraz dikkat et. Biraz ayarı kaçmış galiba, tamam mı? Ben ayarladım tamam. Ama videodan sonra bir daha ayar çekeceğim ama. Tamam. Bak şurada bir sinyal aldık. Şurayı bir açalım bakayım. Sinyalimiz burada bu tarafa doğru şaştı. Her yerin toz oldu. Aman Allah. Ah. Dikkat et. Koru koluna kendini. Ne biçim toz geliyor ya? He? Ne biçim toz geliyor? Yaklaştı sinyal. Sana dedim ama değil mi? Hı hı. He? Evet. Yerleşim yerlerine ait dedim. Güzel malzemeler vardır burada dedim değil öyle mi? Öyle çıktı. Evet ya. Şunun güzelliğine bakar mısın? He? Evet bayağı güzel. Evet. Bir al bakayım eline. Neler hissediyorsun? Hocam bayağı sevindim yani. Başka bir şey var mı? Sen şunu al bakalım. Bana bir dedektörü getirsene. Şu dedektörle bir bakalım. Getir bakayım dedektörü.
Ben bir şöyle kendime güven alayım. Şu pointer alabilir misin orada? Alayım, alayım. Baya güzel ya. Bunlar altın değil mi? Altına benziyor. Dur bakayım. İyice kontrollerini sağlayacağım. Kolye gibi bir şeymiş galiba. Olabilir. Evet. Sinyal kesildi. Sanki. Dur bakalım. Şu alan taramayı versene. Bir daha bakalım. Bakalım başka sinyal çekecek mi alan tarama? Ver şu alan taramayı bakayım. Evet. Alan tarama buradan sinyal almıştı arkadaşlar. Şimdi tekrar buradan aktif edeceğim bakalım. Çıkan malzemeden sonra bazı arkadaşlar merak ediyor alan taramayı neden aktif etmedin diye. Evet. Sinyal alıyor arkadaşlar. Bakalım bir 5-6 saniye içinde yönünü belirlemesi lazım. Maalesef. Dedektörlerin şeyinden dönüyor olabilir mi? Yok. Toprağa temas etmesi lazım değerlerin. Alan taramanın sinyal alması için. Maalesef arkadaşlar. Alan taramada da sinyal kesildi. Dedektörde de sinyalimiz kesildi. Ver bakayım şu çıkan malzemeyi. Oo. Kanki. Bu nasıl bir şey lan? He? Bayağı güzel bir şey. Üzerindeki çapı da iyice çürümüş. Baksana dökülmeye de yüz tutmuş artık. Evet. Değil mi? Üzerindekiler de şöyle altın. Yakın çekim yapalım bakayım. Altın ve değerli taştan oluşuyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir keyifli bir malzeme? He? Bayağı güzel bir malzeme. Ne? Ne diyoruz? He? Evet. Biz bu işi artık öğrendik. Şöyle bir koyalım bakayım malzememizi. Evet arkadaşlar, harika bir bölge. Yine eski medeniyetlere ait bir bölgede güzel bir keşif, harika bir sinyal yakaladık. Ne diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz? Şunu diyoruz arkadaşlar. Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için bizi takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Malzeme hakkında bilgisi olanlar lütfen yorum atsın. Bilgisi olmayanlar da lütfen fikirlerini yazıya dökerek bize iletsinler. Bu tarz videoların devamı için lütfen ama lütfen bizi takipte kalın diyoruz. Videolarımızı başından sonuna kadar izlemenizi ısrarla tercih ediyoruz. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.